Köy köy diyorduk, al sana köy. Navigasyon köyün içine soktu bizi. Sıçtık, nerelerden geçtim ya. Ama yine çok güzel yerler gördük. Yapacak bir şey yok. Ya, rotayı çok şaşırtmadı da kilometre olarak, ama niye böyle abuk subuk yerlere soktu anlayamadım. İnşallah çıkıyoruz şimdi. Allah'tan polis molis yok ha. Sıçacaklar gagama. Aha. Gel bakalım. Sıfıra sıfır geçtik. Kavşaklardan birinde sıçtı navigasyon. Adresi tekrar girdim. Ondan sonra aynı rota üzerinden bu sefer hedefi değiştirdi. Ama gene kilometre aynı neredeyse. Nasıl oldu anlamadım. Hız limitini aştın. Ya bir dur bacım ya. Beni şu üste çıkaracak büyük ihtimalle bir yerlerden. İnşallah. Herkes tuhaf tuhaf bakıyor. Köyün içinde daha önce tır görmediler büyük ihtimalle. Ay, bir an önce şu dar yollardan çıksam harika sevineceğim. Ha gayret. Hadi inşallah çıkıyoruz bu sefer. Neyse kapatayım, sonra gene açacağım. Otobana çıktım. Köyleri gezdik. Yapacak bir şey yok. Böyle arada kaybolacağız yani. Bilmediğimiz yerler. Navigasyona yanlış girmişim sanırım. Ya da yanlış seçeneklerden yanlış yere tıklamışım. Hatta benim yani, navigasyona bok atıyoruz da navigasyon biz nereyi seçtiysek oraya götürmüş. Ahmak ıslatan cinsinden yağmur yağıyor.
adam nasıl uyduruyor kuralını? Kurallara uyduruyor daha doğrusu. Tabelayı gördün mü? Bak 90'la geliyordum. 80 tabelasını bir gördüm. Göt korkusuna şak kadına 80'e düşürüveriyor hızı. Türkiye'de niye yapmıyoruz bunu? Çünkü korku yok. Korku iyidir yani bazen. Öyle sınırsız özgürlük diye bir şey olmaz. Cezaların yaptırım kuvveti olacak ki adam o cezadan korkup o kurala uysun. Bak ne diyor? Bir hatada 1000 euro ceza. Gerçi bizde de şimdi yaptırım, yani daha nasıl yaptırım olsun bilmiyorum. 1000 lira, 5000 liraya kadar ceza var. Ama hala yediği boktan vazgeçmiyor yani. Başka bir şey. Demek ki parayla korkutamıyorsun bu milleti. Alacaksın ehliyeti elinden, ne olacak? Geldik gene Konya Ovası'na. Bak sağlı sollu tarla. Bak sinyali verdim. Soldaki adam anında yavaşladı ya. Biz de ona selamımızı verdik. Güvenlik hep ön planda. Hep güvenlik ön planda. Adam açık alanda ağaç testeresiyle çalı kesiyor. Kulaklık kulağında. Reflektif kıyafetleri üzerinde. Eldivenleri elinde. Kormalı ayakkabısı, botu, çizmesi ayağında. Bizde anasını satayım. Ulan nasıl güzel yapmışlar dafı. Bizde atın ölümü arpadan olsun. Ulan at mısın sen? Atın ölümü arpadan olsun. Anlayış işte sıkıntılı. Atın ölümü arpadan olsun. Hiç unutmuyorum ya. Uğur Dündar'ın mı ne bir programı vardı. Ekibinden bir tanesini yol kenarında hayat kadını rolünde. Duruyor araba. Eğiliyor kız. İşte pazarlık muhabbeti. Kız ondan sonra yalnız diyor size hiçbir şey söylemem gerekiyor diyor. Söyle yavrum falan filan muhabbeti yapıyor herifler tabi. Bende diyor AIDS var diyor. Bak direkt adamın söylediği laf bu ya. Yemin ederim. Hiç unutmuyorum. AIDS lan ölüm yani. %100 ölüm. Daha ya hala o zaman belki 15 sene 20 sene önceki programdan bahsediyor. Adam direkt ne dedi biliyorsunuz mu? Atın ölümü arpadan olsun dedi. Vay at, vay beygir, vay. Ulan at kadar şuur yok sende. Ya o zihniyette kesin ölmüştür. Şu hala yaşamıyordur da. O kafayla o yaşa kadar gelmesi bile mucize. Yemin ederim böyle söyledi ya herif. Kız ısrarla söylüyor ama bak diyor yani bulaşıcı bu diyor. AIDS diyor. Ölürsün diyor. Bilmem ne diyor. O ata bağlamış ya. Allah'ım ya. Atın ölümü arpadan olacak. Hacı bir tek bana mı 80 lan? Vallahi ben arttırırım aga hızı. Totoş telefonla konuşuyor bak. Bunlarda da var. Geç bakalım. Vermedi bak selamı yavşak. Telefonla konuştuğu için selam melam hak getire. Velhasıl 2-3 gündür daha yeni dişlerimi fırçalayabildim. Az önceki parkta. Yani su var, fırçayı bulamadım, diş fırçasını. Çantalardan birinde. Ara ara. Aynı çantaya 3 kere baktım arkadaş ya.
Çünkü zaten iki tane çanta var. Ya birinde ya birinde. Ama geçmişte yanlığın fırçası sırt çantasının en derinliklerine saklanmış. Neyse bulduk da fırçaladık dişleri. Ela taşına dönmeden. Saat daha 2'yi çeyrek geçiyor, şuraya bak. Sanırsın ki akşam ezanı okundu. Ay. Arkadaş yemyeşil ya, kışın ortası. Ama nem. Zaten burada kar olmamasının sebebi bir de mesela aynı İzmir gibi düşün. Ya da işte İstanbul gibi. 4,5 derece, 5 derece ama nem oranı yüksek, hava soğuk olduğu için rüzgar da adamı kesiyor. Leylek mi lan? Vallahi leylek. Bak rüzgardan uçamıyor garibim. Yok lan leylek değilmiş. Balıkçıl, balıkçıl. Balıkçıl. Böyle 70-80 kilometre gideceğiz herhalde. Kapatayım, pili bitirmeyelim, sonra yine açarım.